Günaydın arkadaşlar. Bugün size mutfaktan sesleniyorum. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün balayı için bir valiz hazırlayacağız sizinle. Ve yeni aldıklarımı da göstereceğim size. Bayağı uzun zamandır böyle toplu bir alışveriş yapmıyordum. Çünkü biliyorsunuz ki çeyiz düzmek vesaire falan filan derken bayağı bir batmıştık o dönemlerde. Şimdi en güzel, en zevkli zamanları diyebilirim. Bu arada bir çöp poşeti var. Evde hala çöp yok. Yani mutfak çöpü almayı falan hep unutmuşum. Sonra alırım, sonra alırım diye diye bayağı bir eksik çıktı. Hatta şöyle bir kağıda yazdım eksikleri. O kadar çok zamandır aslında bir şeyler alıyorum ki yine de eksikler çıkıyor ama güzel bir şey bu. Hani en azından Gökhan'la birlikte eve girdiğimizde ne eksik ne yok görebiliyoruz. Şimdi size yeni aldıklarımı göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Ayna getirdim evden. Kendi aynamızı henüz almadık. Çünkü bilgisayar falan geleceği için ne kadar büyüklükte bir ayna alacağımı bilmiyorum. Şu an çok büyük bir ayna almak istiyorum ben. Onu biraz oda şekillenince, giyinme odasına koymayı düşünüyorum aynayı. O yüzden o da biraz şekillenince alırız dedik. O yüzden kendi evimdeki aynayı getirdim ben. Onunla idare edeceğiz artık. O da boya aynası sonuçta. Onlarla birlikte kombinlerimi size göstereceğim. Tatilde giyeceklerimi siz şimdiden görmüş olacaksınız. Çamaşır sepetliğinde bir düzenek hazırlamışım ki sormayın. O şekilde duruyor ama umarım düşmez. Güzel bir şeyler gösterirken. Zaten doğru evde kalıyor dedim. Sen biraz kafanı dinle. Sabah kahvaltıya çağırdım. Ses geliyor ya. O zaman... Evet. Valizimiz var ve bir sürü başka şey de var. Sesi aldırmayın. İnşallah duyulmuyordur. Bir türlü bitmedi kadının telefonla konuşması. Bunları yıkacağım ve birlikte neler var göreceğiz. Altıma şort giymek zorunda kaldım çünkü kot vardı. O kadar sıcak ki. Sıcak değil. Bunu giymem peki. Ama çok güzel, çok hoşuma gitti. Onu da detaylı bir şekilde göstereceğim size. Ben böyle çevireyim, öyle geleceğim. Yani kadın o kadar bağırarak konuşuyor ki o biraz sussun. Ondan sonra devam edeceğim. Çünkü çok bağırıyor. Yani niye, neden bir insan balkonda bağıra bağıra konuşur ki? Sinir oldum. Saat 1'de de Furkanların ailesi gelecek. Buraya ev bakmaya. Onların da misafirleri geldi. Yani akrabaları. Onların bazıları tanışmamıştım. Onlarla tanışacağım. Eve gelecekler, evi merak etmişler. Ve şu anda saat 11:51. Yani aslında işlerimi çabuk halletmem gerekiyor. Birazdan gideceğim. Şu kadın hala konuşuyor arkadaşlar. Bıktım artık. Neden böyle şanssızım ben bilmiyorum. Şimdi biraz daha bekleyeceğim. Ondan sonra hemen işimi çabuk tutmam lazım. Furkan'ın bir tane içeceği kalmış. Onu da ben şimdi dikip içeceğim. Eve gelince bulamazsın içecek. Ne yapayım, soğuk bir şeyler içisi var. Yani hepsini belki bitirebilirim bile. Furkan içeceksiz kalsın. Kombinim bu şekilde. Biraz geceliği andırıyor evet ama çok tatlı bir elbise. Şimdi kiraz desenleri var. Bitişi falan çok tatlı. Kırmızı bir terlik tarzı bir şeyle kombinledim ama farklı bir şey de olabilir. Bir görüntüsünü de göstereyim. Ben bunu kotondan aldım. İkincisi böyle basit bir tişört. Kotondan bu da. Arkanın dağınıklığının kusuruna bakmayın. Çünkü aynı zamanda buradan alıp oraya yerleştiriyorum. Göstereceğim en sonunda. Ayakkabı buna henüz seçmedim ama krem bir ayakkabı ya da terlik bile olur. Çünkü alt biraz sporlaştırdı. Şöyle detaylı göstereyim. Çok karanlık çıktığını biliyorum ama olabildiğince böyle yakından çekip aydınlık yapmaya çalışıyorum. Bunun ben siyahını da aldım. O kadar rahat ki normalde evde bile giyebilirsiniz bunu. Tek gibi gözüküyor ama şort etek. İçinde şort var. Bu da bu şekilde. Bu kombini paylaştığımda Instagram'dan inşallah almışsındır dediniz. Tabii ki de aldım. Hatta yanına çanta bile aldım. Yine yaklaştıracağım. Böyle yine aynı renkte fakat bu ütü gerektirmiyor diye düşündüm ama ütü gerektiriyormuş. Bayağı kötü. Ama kabindeki fotoğrafını koyarım. Daha güzel duruyor bence. Bu da bu şekilde. Ayakkabıdan emin değilim. Bu arada ayakkabıyı da aldım. Onu da göstereyim. Çok basit bir ayakkabı. Ama her şeye uyabilecek bir ayakkabı. Bu zıbın arkadaşlar. Tabii şimdi iç çamaşırımın şeyleri belli oluyor ama bu zıbın. Zıbın şeyleri çok seviyorum. Birkaç renginde aldım hatta onun. Bence bu da gayet güzel bir kombin. Bunlar o kadar güzel ki. Göstereyim şöyle. Bir yerde girdim ve uyguna buldum. Kaç renginden aldım hatırlamıyorum. Çok az rengi vardı. Keşke daha fazla rengi olsaydı dedim. Bu da zıbın yine ama bu çok aşırı iç gösteriyormuş. O yüzden yani
farklı bir alternatif deneyeceğim. Olmadı böyle straplez bir şey aldım. Onun içine giyerim. O kadar rahat ve o kadar güzel ki. Rengi de çok tatlı. İyi ki bunu almışım. Hem böyle biraz klasik de duruyor ayrıca. Bunun altına şortların hepsini giyeceğim. Çok güzel ve çok rahat bir şort. Bu biraz daha bol ve uzun versiyonu. Bu da çok tatlı bir renk. Bunu gördüm. Zaten ilk bunu gördüm ve aşık oldum. Dedim rengi çok tatlı. Ondan sonra diğerlerine göz gezdirdim. Bu da böyle. Şöyle uzun. Spor şık. Bu tabi biraz daha bol oldu. Ama aynı beden aslında. Bu da böyle. O beyaz gösterdiğim şortun siyahı. Yine şort etek gibi. Bunu çıkartmadan her şeye uyduğu için yapacağım. Çünkü Furkan aradı beni. Biraz acele etmem gerekiyor. Çekerken hiç böyle hayal etmemiştim. Altına da şöyle bir terlik aldım. Yine normal bir yerden aldım. Spor. Bu kombinde böyle. Böyle tiril tiril elbiseleri çok seviyorum. Terlik olmadı biliyorum ama buna uyacak ayakkabımı diğer evde unutmuşum. Annemlerin evinde unutmuşum. O yüzden mecburen bu şekilde. İçinde ayrı bir astar var. Şu şekilde. Normal ayrı bir astar var. Bunu ayrı giyiyorsunuz. Bunu da ayrı giyiyorsunuz. Şöyle yakından da göstereyim. Biraz topuklu bir şeyle giyeceğim tabii ki. Azıcık böyle boyum uzayacak. Yakından göstereyim yapısını. Bunu da çok beğenerek aldım. Yani bu aldığım çoğu şey aslında bulunduğum, yaşadığım yerdeki herhangi bir yerden. Çoğunu da aynı yerden aldım bu arada. Böyle bilindik bir yerden almadım. O yüzden link veremeyeceğim. Şöyle arkadan da göstereyim. Bu da böyle. Bu da aynı şekilde zıbın. Her rengini almak istediğim ve aldığım zıbın. Ama biraz yakan bir kumaş. Yani belki anlarsınız aranızda kumaştan anlayan varsa. Şöyle göstereyim. Yakan bir kumaş o konuda gerçekten sıkıntı. Bunları denerken çok terledim çünkü. Ve yine her rengini aldığım krem rengi. Bunu da yeşille kremi çok uyduruyorum ben. Çok yakıştırıyorum. Bunu da bu şekilde kombinlerim diye düşünüyorum. Şöyle yakın bir çekim yapalım. Bu da böyle. Hayatımda ilk defa fıstık yeşili bir elbisem oldu arkadaşlar. Böyle tiril tiril bir elbise ve bunu hiç denemedim. İşte babam aradı o sırada ve bunu gördüm. Aman alayım dedim ve yakıştı aslında. Pek benim tarzım bir elbise değil, yalan yok şimdi. Çünkü ben böyle tiril tiril elbiselerdense biraz daha vücudu saran elbiseler hoşuma gidiyor. Ama yani önü kısa, arkası uzun olması güzel. Açılmama açısından. Gitti, çok tatlı. Bunu da yine krem rengi ayakkabıyla kombinlemek istiyorum ama evde unuttum dediğim gibi. Bunu da tam giymedim bu arada. Acelem olduğu için. Bunu da böyle yaptım. Biraz ara vermek zorunda kaldık. Çünkü dediğim gibi Furkan'ın annesi gelecek ve akrabalar gelecek. Ve ben bazılarıyla tanışmadım henüz. Şimdi kıyafet giy et derken çok fazla terledim. Ve terimin soğuması lazım. Gelmelerine yarım saat falan kaldı. Onlar bir gelsin, bir çay faslı yapalım. Ondan sonrasında evi görsünler. Sonra tekrar devam ederiz bu kıyafet olaylarına. Bazılarında aklım kaldı. Mesela o yeşil elbise güzel bir elbise ama çok benlik bir elbise değil açıkçası. Denemeden aldığım için bir şey de diyemiyorum. Mesela bu gömlek çok güzel bir gömlek. Bir sürü rengi vardı bu gömleğin. Hatta bu small ve anneme de oldu. Anneme de alacağız bu gömlekten. Rahat giyinmeyi sevenler için çok güzel bir kumaşı da var aynı zamanda. Şuna bakın. Tam da o elim olmuş ama şöyle göstereceğim. Annemin dün saçını boyarken boya gitti ve böyle oldu. Geçmiyor da. Nasıl geçireceğim ben bunu bilmiyorum. Saç boyası bu. Üzerine takma tırnak falan takmayı düşünüyorum ama siyah siyah kara kara geçmez hayatta. 3 gün hayatta geçmez bu. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bol bol savunmamam gerekiyor galiba. Evet, misafirlerimiz gitti. Hepsini çok beğendim. Çok tatlı insanlar. Teyzelerini gördüm. Anneannesini zaten biliyordum. Henüz her yer toplu şu anda. Toplamıştım çünkü. Şimdi tekrardan hepsini dağıtacağım. Bakalım daha nelerimiz varmış. Bu biraz daha bol kesim. Videonun ilk başında farklı bir şey demiştim. Ütüsüz falan demiştim hatta. Bunu da ondan önce aldım ama biraz bol yani. Bunu da denemeden aldım açıkçası. Ama belki bir topukluyla falan böyle
Olmadı eşofman olarak kullanılır. Bunu aşırı aşırı beğenmedim ama çok rahat. Rahatlığı çok iyi. Böyle bir strapless bir şey var. Böyle hiç hayatımda hiç strapless kullanmadım ben. Bunu bu şekilde de kullanabilirim ama aynı zamanda gömleklerin içine de çok güzel durur diye düşündüm. Tabii yine iç gösteren bir durum söz konusu burada da. Maalesef bir de renk tonları uymadı. Bunu bununla kombinlerim diyecektim ama bu beyaz, bu biraz daha kreme kaçıyor. Renk farklılıkları olduğu için de bir tık kötü gözüküyor bence. Bunları birbirine kombin yapmam diye düşünüyorum. Belki de yaparım, belli olmaz. Bana belli olmaz. Şöyle yakın bir çekim yapayım size. Bu çok rahat. Aşırı rahat ama dediğim gibi biraz eşofmanımsı gözüküyor. Diğeri kadar ağır değil bence. Bu da strapless'in siyah olanı. Siyahını kesinlikle çok daha fazla beğendim. Çünkü iç göstermiyor zaten. Ona daha çok yakıştı. Hatta aldığım farklı yeni bir ayakkabıyla da denedim. Topukluyla. Şöyle o da. Klasik modeller. Yani hem spor hem klasik. Şöyle. Bununla da fena durmadı. Hatta buna bir de çanta takalım bence. Şöyle iki tane de çanta aldım. Onu birlikte takalım. 160 liraya almışım bu çantaları. Bence fiyat algımızı kaybettik açıkçası ama bence uygun. Olabildiğince uygun takılırım ama pahalı yerlerden alışveriş yapacaksam da böyle ayda yılda bir. Yaşadığım bölgelerle alakalı neresi ucuz, neresi pahalı bilirim. Bu iyi bir şey bence. Marka takın. Perde git. Eğer marka takınız yoksa bence gayet güzel. Bakın. Biraz bu altın detaylı olduğu için bilemiyorum. Yani çok ağırlaştırabiliyor kombini. Ama çok güzel. Çok kötü kokuyor bu arada. Bir de son dönemlerde çok meşhur olan bir renk var. Şöyle şarap rengi mi, vişne çürüğü rengi mi, artık kim ne derse herkes farklı bir şey diyor. Bu renkte çok güzel bordo yazmışlar buraya. Bence bu bordo değil yani, bu farklı bir bordonun siyahla karışmış bir versiyonu. Neyse, bu da çok güzel bir çanta. Hatta buna bu bile olur, böyle kırmızı bir rujla, yani bordo bir rujla. Bu bile olur. Şu an strapless çok hoşuma gitti. Yani strapless modeli genelde çok sevmezdim eskiden. Böyle. Çanta olarak sadece bunları aldım ama farklı örgü çantalarım da var. Onları da tatilde giymek istiyorum. Onları size gösterir miyim bilmiyorum şu anda. Vakte göre biraz yapacağız. Şuradaki saçımı alıp koparmak istiyorsunuz değil mi? Ben de öyle istiyorum. Evet, böylesi daha iyi. Şimdi diğer kombinlerimize bakalım. Kedi evi oluşturduğumuz videoda part 1'inde bu şekilde bir elbise giymiştim ve hepiniz çok beğenmiştiniz. Şöyle detaylı göstereyim. Ama ben bunu ablamdan aldım. O yüzden nereden aldığını bilmiyorum. Astarı içine dikili. O yüzden hiçbir şekilde iç göstermiyor. Ve çok kibar. Şöyle göstereyim. Kumaşı çok güzel. Kaliteli bir kumaşı var. Kumaşını böyle dokunduğunda anlar mısınız bilmiyorum ama yine de şöyle göstereyim bunu da. Belli olmayanlar da böyle gösteriyorum ki anlayabilin diye. Bu da böyle. Böyle bir etek var mesela ama bu etek biraz şey, nasıl diyeyim, çok uçuşacak bir etek. O yüzden belki mayonun altına giyilebilir. Ama bununla da güzel oldu bence. Göstereceğim şimdi, etek çok aşırı kısa olduğu için şuradan şöyle yapayım. Ayakkabı da böyle. Bunun da ucu var bu arada ama takmadım şunun. Bağlama yeri var. Bana bence daha çok böyle maskülen, daha çok nostaljik havalar yakışıyor. Ben kendime onları yakıştırıyorum. Bu da cici bir elbise. Evet, tatilde giymek için güzel, uygun. Ama ben kendime bu modelleri pek yakıştırmıyorum ama seviyorum. Sevdiğim için de öyle giyiyorum. Bu da böyle. Göstermeden edemedim. Valize girecek çünkü. Mesela bu elbiseyi de ben Modamız Bir'den almıştım. Biliyorsunuz benim bir ve Hayli'yi benim resmen ben para kazandırıyorum oraya diyebilirim. Hatta yanlışlıkla iki tane sipariş vermişim. Aynı bedenden ve iki tane geldi. Sonrasını değiştirmek, şey yapmak, uğraşmadım. Çünkü beğendim gerçekten. Büzgülü. Şöyle göstereyim. Büzgülü. Ama small medium beden aldım. Yani S ve M yazıyordu. Onu aldım ve ona rağmen bile şu an içinde baygınlık geçireceğim. Şöyle göstereyim. Hatta bunu ben geçen sene aldım ve ceketle kombinledim. Çok güzel oldu. Biraz şu an yamuk duruyor çünkü çok ayarlayamadım ama gerçekten sıkı geliyor bu bana. Ceketle ayarladım kombinimi. Şöyle koyayım şuraya. Çok güzel olmuş. Çok böyle seksi bir elbise aslında bu, diyeyim size. Çünkü bilmiyorum gerçekte. Yani nasıl duruyor bilmiyorum. Şu anda o kadar seksi gözükmüyor mesela kamerada ama gerçekte çok seksi bir elbise. Böyle kırmızı rujunu sürçük elbisesi ama
Ceketle birlikte çok daha güzel ve naif bir kombin olabilmişti bence. Onu da gösteririm size. Bunu da götüreceğim yani. Siyah elbisem yok çünkü hiç. Belki bunu da kullanırım. Leş bir kombinle karşı karşıyayız. Neden? Çünkü bunlar benim eski kıyafetlerim arkadaşlar. Belki yine kombin yaparım diye aldım. Yani hoş bir etek aslında ama bende hoş durmadı. Neden? Çünkü ben bayağı bir kilo verdim arkadaşlar. Ve göstereyim, bayağı bir büyük geliyor. Ve üstü de aynı şekilde büyük geliyor. Yani bunlar iptal. Bunlara götürmeyi düşünmüyorum. Ha, belki bunu üstteki mi gece yatarken giyebilirim. Altı çok kötü. Yani bu direkt iptal. Şu kadar bir fazlalığımız var. Yine bunu giydim geldim. Bunu çok sevdim ama çok ütüsüz duruyor ve çok kötü duruyor şu anda burada. Çok moralim bozuldu. Çok çirkinmiş gibi duruyor. Neyse. Şimdi bu da pembe. Böyle bayağı canlı bir pembe. Şöyle bayağı bir yaklaştırırsam aynen bu pembeden. Ve ben kendime pembe rengi hiç yakıştırmam. Hani zıbın dediğim var ya, çok alsam dediğim, sürekli hatırlatıyorum size. Ben zıbını tamamen giymedim bu arada. O yüzden böyle kırışık duruyor. Tamamen giysem öyle durmaz diye düşünüyorum. Pembe rengini ve sarı rengini kendime hiç yakıştırmam. Bir pembe bir sarı. Onlarla çok kötü durduğumu düşünüyorum. Ama bu pembeyi o kadar sevdim ki bence makyajla falan bir güzelleşir gibi duruyor gibi. Bilmiyorum. Bakacağız. Bu da bu şekilde. Altındaki ayakkabıların hiçbirine aldanmayın. Çünkü dediğim gibi bazı eşyalarım hala evde. O yüzden çok fazla kombinleyemiyorum. Kıyafetlerimin mesela şunları ayıracağım. Hiç denemediğim şeyler var ve aslında birçok şey daha var. Uçakla gideceğiz biz ve uçağın kapasitesi ne kadar bilmiyorum. Sanırım 15 kilo muydu kişi başına? Öyle bir şeydi. Onu araştırmam lazım. Çünkü Furkan'la birlikte ya da tek kişi mi 15, iki kişi mi 15, onları bilmiyorum. Çünkü uzun zamanda uçakla seyahat yapmamıştım. Onları öğrenmem lazım. Ona göre kendime bir ayar çekmem lazım. Belki de elemem gerekenler olabilir. Yani bayağı bir sıkışacağız. Çünkü benim makyaj malzemelerim var falan filan. Hani onlar falan da var. Biraz beni sıkıştıracak o şeyler. Furkan'ın çok bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Ama ona da birkaç bir şey aldık. Bilmiyorum nasıl olacağını. Böyle minimalist bir insan değilimdir. Hani 3 kıyafet alayım, birini bir gün şey yaparım, birini bir gün giyerim falan. Kombin de yapıyorum hatta, hani giyebileceğim yerlerde bunları giyerim diye. Ama o kadar kararım değişiyor ve o kadar değişken bir insanım ki. Hani ya bunu da lazım olursa, ya şunu canım giymek isterse diye diye. Çünkü sürekli aktif olarak tatile giden bir insan olmadığım için tabii ki de hani çok önemli bir şey değil aslında. Ama hani ne bileyim, fotoğraf çekilerim bir şey olur falan diye. Özellikle bu tatil benim için önemli. Normal tatillerden çok daha farklı. Çünkü sevdiğim insanla tatile çıkacağım. Yani o yüzden biraz önemsiyorum açıkçası bu tatili. Çok fazla sıkmayayım şimdi. Bayağı bir eleyim. Ondan sonra hazır bir şekilde göstereyim size. Mama aldık. Besliyoruz şimdi. Aferin sana. Ne kadar acıkmışsın. Yavaşlar başlarayım lan. Evet, İrem tabii ki de videonun kapanışını yapmadı. Yapmaz da. Hiçbir zaman nasip olmuyor videonun kapanışını yapmayı. Ama şöyle bir şey oldu. Videonun sonrasında Furkan beni almaya geldi. Gördünüz hatta. Ondan sonra anneannemlere gittik. Sonra alışverişe gittik. O evin eksiklerini göstermiştim ya size. Onun alışverişine gittik falan filan derken. Anca saat şu an 10'a gelmiş. Yani yarın da dış çekimimiz var. Gelinlik çekimimiz var. Öyle. Yani fazlasıyla yoğun 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 bir dönem geçiriyoruz ama ben bundan çok keyif alıyorum. İlk zamanlarda hiç keyif almıyordum ama bunlardan çok keyif alıyorum şu anda. Ben yavaştan videonun kapanışını şimdi yapayım. Başta farklı, sonda farklı oluyorum hep, biliyorum ama yapacak bir şey yok. Öyle. Bu arada şu annemin boyası, elimdeki olan vardı ya, diğer elimde. Telefon tuttuğum elimde şu anda. Videonun kapanışını mecburen bu şekilde yapmak zorundayım. Daha tırnak falan takacağım. Çok kötü ellerim. Bunları da taktıktan sonra herhalde yatarım muhtemelen. Daha yemek bile yemedim aslında. Yemek de yemem lazım. Kendimi unutuyorum şu anda. Neyse. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Bir ederim izlediğiniz için ama videonun bayağı uzun olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok fazla uzun değildir. Ama bence uzun gibi geliyor bana. Neyse. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Yarın beni çok büyük bir yoğunluk bekliyor çünkü.